Depresyon tedavisi gören birini zihninizde canlandırdığınızda ve genel olarak terapi hakkında düşündüğünüzde aklınıza böyle bir sahne gelebilir. Kanepede uzanan biri sorularını anlatırken, Freud'a epey benzeyen sakallı, ciddi bir terapist de onu dinleyip notlar alır ve belki ara sıra da danışana bazı tepkiler verir. Aslında bu resim psikolojik terapileri oldukça basit bir şekilde yansıtıyor. Psikolojik terapiler esasında çok çeşitli olabilir. Belirli birkaç çeşidine özellikle değinmeden önce bütün psikolojik terapilerle ilgili iki şeyden söz etmek istiyorum. İlk olarak terapistler bulundukları noktaya gelebilmek için yıllar süren bir eğitim alırlar. Yani çok büyük ihtimalle geçmişte de depresyondaki kişilere yardım etmişlerdir. İkinci olaraksa terapist sizi tanımaz. Dolayısıyla size veya sizin sorunlarınıza özel bir donanımları yoktur. İşte bu iki sebepten ötürü bir terapistle konuşmak, ailenizden biriyle veya bir arkadaşınızla konuşmaktan çok daha farklıdır. Burada bahsetmek istediğim ilk terapi türü aynı zamanda en eski yöntem olan psikodinamik terapi. Bu terapi türü başta gördüğümüz kanepeli resimdeki gibidir. Psikodinamik terapi, kişinin hayatındaki bir kayıp sebebiyle depresyon yaşadığı fikrine dayanır. Kayıp, gerçek de olabilir, sembolik de. Ayrıca bu kayıp, bilinçli veya bilinçsiz şekilde gerçekleşmiş olabilir. Bu terapi türünün amacı, kişilerin kendi düşünce ve davranışlarını değerlendirmelerini sağlamaktır. Bunu yapmak, depresyonun kökenini bulmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda o anki depresif duruma yol açan sembolik kaybı da ortaya çıkarır. Bunu konuşarak yaparlar. Konuşurken ille de sorunlarından bahsetmeleri gerekmez. O anda akıllarına gelen şeyler hakkında da konuşabilirler. Terapistin görevi, belirli detaylara dikkati çekerek konuşmayı yönlendirmektir. Bu terapi uzun süre devam ettirilmelidir. Çünkü bilinçaltı nedenleri belirlemek ve tanımlamak zaman alabilir. Ancak maalesef bu tür terapi depresyonu tedavi ederken genellikle çok etkili olmaz. Bu noktada psikoterapi terimine değinmek istiyorum. Freudian psikoterapi aslında az önce bahsettiğimiz yöntemdir. Fakat son zamanlarda psikoterapi terimi bazıları son derece etkili olan birçok farklı terapi için genel bir başlık olarak kullanılıyor. Bunlar geleneksel psikoterapiden farklı gözükseler de Hepsi temel olarak ondan yararlanır. Modern psikoterapiye bir örnek olarak kişiler arası terapiden bahsedebiliriz. Kişiler arası terapi kısaca IPT veya KAP olarak da bilinir. Bu tür psikoterapinin ardındaki düşünce sosyal ağların ve sosyal desteğin depresyona karşı bir çeşit tampon görevi görmesidir. O yüzden de IPT, insanların sosyal ağlarının daha çok farkına varmalarına yardımcı olmaya odaklanır. Özellikle de insanların etraflarındaki kişilerle yakın ilişkiler kurmalarını engelleyen hareketleriyle ilgili farkındalıklarını artırmayı hedefler. Bu amaç, depresyondaki kişilere sosyal ilişkilerini geliştirmede yardımcı olmak ve böylelikle depresif belirtileri azaltmaktır. Geleneksel psikoterapinin aksine bu tür terapinin kısa süreli olması gerekir. Ayrıca geçmişi konuşarak bilgi edinmekten ziyade bu yöntemde stratejiler üzerine odaklanılır. Kişiden kanepeye uzanıp annesiyle olan ilişkisinden bahsetmesini istemek yerine annesiyle tekrar ilişki kurmanın yollarından konuşulabilir. Yani bu terapi türü daha çok eylem odaklıdır. Bahsetmek istediğim bir sonraki terapi türü, davranışçı terapi. Davranışçılık, genel olarak bilinçaltı gibi gizli kavramlardan uzaktır. Bunun yerine, insanların davranışlarına odaklanır. Bu yöntemin depresyona olan yaklaşımında, depresyonun insanın enerjisini bitirdiği ve onu sosyal alanlardan uzaklaştırdığı düşüncesi vardır. Bu iki nedenin birleşimi, insanın eskiden zevk alarak yaptığı aktivitelere erişimini de kısıtlar. Kişi artık dışarı çıkıp eğlenmediği için bu durum olumsuz ruh halini daha da güçlendirir. Davranışçı terapinin amacı da geçmişi düşünmek yerine stratejilere odaklanmaktır. Fakat IPT'deki gibi ilişkileri düzenlemeye odaklanmak yerine davranışçı terapiyle kişiyi evden çıkarıp eskiden keyif aldığı aktivitelere döndürmek hedeflenir. Kişinin arkadaşları ve ailesiyle sosyal iletişiminin artması daha iyi hissetmesini sağlar. Ayrıca şu an hoşlanmasa bile eskiden keyif aldığı aktiviteleri yapmaya zorlamak önünde sonunda kişinin olumlu hissetmesine yol açar. Bunları tekrarlayarak kişi zamanla aynı şeylerden tekrar zevk almaya başlar. Bu terapi de kısa sürelidir. Bunu da hemen yazayım. Ayrıca oldukça da etkilidir hareketleri tekrarlamak zamanla insanların gerçekten de daha iyi hissetmelerini sağlar. Ancak bu terapi çeşidindeki sorun, bunun insanlara zor gelmesi. Depresyonda olan insanlar bu aktivitelerde yer almayı oldukça stresli ve göz korkutucu olarak düşünebilirler. Diğer bir sorun da, insanların hemen iyi hissetmemeleridir. Bu değişim anında gerçekleşmez. İyileşmeyi görmeleri ve aktivitelerden tekrar keyif almaları için birkaç hafta geçmesi gerekebilir. Bu yüzden bazı bireyler bunu sürdürmekte zorlanabilirler. Davranışçı terapi, insanların davranışlarını değiştirmeye odaklı iken, bilişsel terapi de insanların düşüncelerini değiştirmeye yöneliktir. Bu teorinin ardındaki düşünceyi şöyle özetleyebiliriz. Nasıl hissettiğimiz, dünyayı nasıl düşündüğümüzün ve etrafımızdaki şeyleri nasıl yorumladığımızın bir sonucudur. Zaman içinde insanlar otomatik olarak olumsuz düşünceler ve mantıksız varsayımlar geliştirirler. Bir insanın sürekli ben değersizim diye düşünüp durduğunu hayal edin. Bu cümleyi sürekli düşünmek ve sürekli tekrar etmek insanı depresyona sürükleyebilir. Öyle değil mi? Bu durumun kişinin hareketlerini ve dünya algısını nasıl değiştireceğini düşünün. İşte bu otomatik düşünceler ve mantıksız varsayımlar Bizler bilinçli şekilde farkına varmasak da davranışlarımızı yönlendirir ve deneyimlerimize şekil verir. Bilişsel terapi iki adımda uygulanır. İlk adım, otomatik düşüncelerle ve mantıksız varsayımlarla mücadele etmektir. İkinci adım ise bunları değiştirmektir. Daha spesifik olarak belirtmek gerekirse, kişiye bunları değiştirebileceğini ve bu düşüncelerin aslında kendi kontrolünde olduğunu göstermektir. Bu tür terapi de eylem odaklı olduğundan genellikle kısa sürelidir. Bu tarz terapi ile ilgili de bazı sorunlar var. En önemlisi bu terapinin depresyondaki insana çok bağlı olması. Terapist bir rehber gibi hareket edebilir. Fakat bunun işe yaraması aslında tamamen depresyonda olan kişiye bağlıdır. Belirtileri kendi parçası olarak gören ve sorunlarla ilgili bir şey yapabilecek gücü olmadığına inanan kişiler için Önerilenleri uygulamak oldukça zordur. Bununla birlikte bilişsel terapi aktif katılımcı bireyler için oldukça etkilidir. Bu videoda bahsetmek istediğim son terapi türü bilişsel davranışçı terapi. Adından da anlayabileceğiniz gibi bu terapi bilişsel terapi ve davranışçı terapinin birleşimidir. Bilişsel davranışçı terapi düşüncelerimiz, hislerimiz ve davranışlarımız arasında karşılıklı bir ilişki olduğu görüşüne dayanır. Bunun için dikkat ederseniz buradaki okların hepsini çift yönlü çizdim. Buradaki kişinin ben değersizim şeklinde olumsuz düşünceleri varsa bu durumda kişi sınavlarına çalışmayabilir. Çünkü zaten durumunun umutsuz olduğuna inanır. Sonra da sınavda başarısız olduğu zaman kendini mutsuz hisseder. Ya da kişi ödevinin teslim tarihini unutur ve bundan dolayı aptalım diye düşünmeye başlar. Ardından da depresif bir ruh haline bürünür. Bu durum daha sonra da arkadaşlarıyla olan planlarını iptal etmesine ve devamında korkunç bir arkadaşım diye düşünmesine yol açar. Bu döngü sonsuza kadar devam edebilir. Buradaki asıl konu da zaten bu. Kısa adıyla BDT. Bunların hepsinin birbirine bağlı olduğu, birbirinden ayrılamayacağı düşüncesini temel alır. Bu durumda depresyonda olan birine yardımcı olacak şeyin hem biliş hem de davranış odaklı olması gerekir. Bu terapinin hedefi insanların olumsuz düşünce veya davranışlarıyla mücadele etmek ve onları değiştirmek, aynı zamanda da davranışları konusunda dikkatli olmaları ve yaşamlarında aktif katılımcı olmaya geri dönmeleri konusunda onları cesaretlendirmektir. Bahsettiğim tüm bu terapiler arasında genellikle en etkili olduğu düşünülenler IPT yani KAP ve BDT'dir. Bazen ilaç tedavisi kadar etkili olurlar. Fakat bir şeyin altını çizmek istiyorum. Burada ya o ya öteki şeklinde bir seçim söz konusu değildir. Genelde en iyi sonuç ilaç ve terapinin birlikte uygulanmasıyla elde edilir.